Merhaba evet arkadaşlar ben Tolga. Arkadaşlar bugünkü iZotope RX6 ses restorasyon programı video serilerimizden Voice Denoiser modülünü hep beraber inceleyeceğiz. İlk başta elimizdeki müzik kaydını hep beraber dinleyelim. If I had a choice I'd fight alone no, you were like a sister And the distance is separating us by miles Evet siz de fark etmişsinizdir başlarda, ortalarda ve sonlarda seslerin kesildiği bölgelerde arkada çalışan bir klima sesi var. Bakın, şu bölümde, bu bölümde, bu bölümde çok rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Bakın, duyuyorsunuz arkadaşlar. İşte arkadaşlar bunu Aizatop ıı, yardımıyla silebilmemiz için bize bu son versiyonunda, son sürümünde biraz daha kolaylık tanıdılar. Biraz Voice Dinozir bölümünü açtılar. Hepsini birlikte bütün noise profillerini buradan iki farklı metotla çözebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Learn metodu şurada. Learn metodu. İkincisi Adaptive Mode dediğimiz bir mod. Learn metodu profili bize önceden teş e, yani dosyamızdaki, ses dosyamızdaki istemediğimiz, e, yani biz onu dip sesi olarak kabul ettiğimiz e, frekansları bulup ona denoise e, modülüne tanıtıyoruz. İkincisi adaptif mod de otomatik olarak ayarlıyor hepsini arkadaşlar. Deneyelim şimdi. En sonda özellikle şu bölümde dikkat edin. Klimanın sesi bayağı arkadan geliyor. Hemen onu bir tanıyalım. Learn moduna. Hemen profilini çiziyor. Oradaki frekanslara göre, sese göre bir yani kısacası diyoruz ki ya bu bizim için gürültü. Bunu kaldır diyoruz yani. <laughs> Şimdi bir preview yapalım. Miles. Hepsini bir şey yapalım. Command A tuşuna basarak Hepsini işaretleyelim. Preview yapalım. Evet duyduğunuz gibi bir ölçüde gürültüyü kaldırdı. Fakat bu ölçüyü ayarlamamız için şu bölümdeki Threshold ve Reduction bölümüne de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarıdaki bölümler o kadar önemli değil. Şimdi diyalog veya Müzik. Müzik olması tabii müzik, müzikal bir enstrüman olduğu zaman Şimdi vokal kaydımız var elimizde. Fakat müzikal bir kayıt olduğu zaman tabii müziği seçmenizi tavsiye ederim. Fakat diyalog e, olarak da kabul edebiliriz çünkü bir vokal söz konusu, arkada müzik yok. E, bunu diyalog e, modülünde daha sağlıklı bir şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu filter type dediğim bölümde surgical gentle bölümü. Yani surgical veya gentle arasında çok fazla bir fark yok arkadaşlar. Sadece arkada fazla e, e, sorun e, istemiyorsanız eğer, yani emin değilseniz ayarlarınızdan gentle seçebilirsiniz. Threshold bölümü biliyorsunuz daha önceki modüllerde de buna benzer özellikler vardı arkadaşlar. Hangi desibelden sonra yani yükseklik olarak hangi desibelden sonra bu bu şekilde bir seste bir azalma Yapalım onu söylüyor arkadaşlar mesela bunu indirdiğimizde aşağıya şuraya indirdiğimizde biraz daha hafif bir yani şeyi bırak bak, örnek olarak göstereyim şuradan. Bakayım. Hala arkadan ses geliyor. Yani seçmiş olduğumuz profili biraz daha aşağı indirdi. Bakın dikkat edin. Biraz daha büyüteyim. Görüyorsunuz değil mi aşağı indiriyor. Yani eksi 8 desibel aşağı indirdi. Yani hassasiyetini azaltıyor böylelikle tabii aşağı indirdiğin zaman. Peki ben biraz daha yükseltirsem eğer e, şeyi bunu trash oldu. Bakın şu an standardı sıfırdaydı. Biraz daha yükselteyim. Daha hassas olacak. If And Tabii ki reduction bölümüyle de daha keskin, daha ayrıntılı, daha fazla derecesine ayarlayabilirsiniz. Ne kadar bu gürültüyü yok etmek istiyorsunuz? Bakın örnek. Miles. Bakın. Miles. Miles. Yani 12 desibelde güzel bir sonuç aldı. Tabii 3 e, threshold'u biraz yükselttik. Bakın 3 dB yükselttik. Standarda alalım. Direkt alt tuşa bastığınız zaman tuşun üzerine alt tuşa bastığınız zaman direkt onun standart ayarına getirecektik getirecektir arkadaşlar. The reduction desibeli biraz yükselttiğimiz zaman bakın başlayacak. tam yükseltelim öyle bir dinleyelim. Miles, miles. Tamamen kesiyor görüyorsunuz. Bütün gürültüyü kaldırdı. Fakat baştan itibaren acaba müziğimizde etkili olacak mı? Bir dinleyelim. Yani burada önemli olan anam ses dosyamıza zarar vermememiz çok önemli. O, o, yani Bizim amacımız o. Yoksa sesleri buradan seçeriz. Şuradaki sesi. Aa, burada klima sesi var. Onları kaldıralım. Veya volümlerini zaten normalde ses mühendisleri mümkün olduğu kadar bu tarz ses programları daha önce olmadığı için ses mühendisleri bunları o bölümlerin seslerini kısarak yapıyorlardı arkadaşlar. Kesiyorlardı o bölümleri ses müzik programlarında ve eskiden bantlara kayıtlarda kesiyorlardı ve kaldırıyorlardı o bölümleri. Yani fade in, fade out yapılabilir mesela o bölümlere. Yani ses yavaş yavaş yükselip yavaş yavaş inişlerle bir şekilde daha sağlıklı, hassas geçişler yapabilirsiniz. Ama şu şu anda elimizde olan teknolojiyle bu tarz sorunları çok rahat çözebiliyoruz. Bakın. Şimdi o yüzden bu yani şu bölümde olduğu gibi tamam burada hepsini e, sesleri kaldırdık fakat reduction bölümünü desib, e, yani 20 desibel kadar yükselttik. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani ana ses dosyamızın içerisindeki e, gürültüleri yani e, müziği veya sesi sesi de gürültü olarak algılayabilir algoritmaları bu bir e, e, programların. O yüzden çok hassas derecelerle ilk önce indirelim standartına alt tuşa basarak 12'ye indirdik. Ee, dinleyelim ilk önce arkadaşlar tekrar. Baştan itibaren. I Özellikle şu bölümleri Evet. Yani çok hafif kalması önemli değil o kadar yani doğallığını korumak açısından. Evet. I... Ama gerçekten hepsini kaldırmak istiyorsanız reduction'ı kaldıracaksınız arkadaşlar. Şuradaki reduction'ı kaldıracaksınız. Trash oldu biraz yükselteceksiniz. Tekrar deneyelim. If I had a if I had a evet. If... If I Bakın görüyorsunuz arkada atlamalar ol, olabiliyor. Bunlar artık benim bilgisayarımda kayıt esnasında arkada e, video kaydediyoruz. Ondan da kaynaklanabilir. ona emin olmanız lazım. Çıktı almadan önce arkadaşlar. İlk önce baştan sona dosyanızı dinleyin. Sağlıklı olduğuna emin olun. Bir de şu anda aynı anda yapıyoruz. Yani canlı olarak yapıyoruz. Yani preview özelliği, şuradaki özellik preview özelliği. Yani aynı zamanda bilgisayar hem işlem görüyor, hem sizin istediğiniz işlemleri yapıyor, hem de size bir sunum çıktı veriyor. O yüzden prosese basarak, şuradaki proses bas basarak bütün işlemlerinizi kaydedebilirsiniz. Basalım. Evet, şimdi kaydetti. Kaldıralım şunu arkadaşlar. Dinleyelim bakın zaten görüyorsunuz dip gürültüleri burada azaldı. Is us by miles. Bakın hala şurada dinleyin. Çok hafif klima sesini hala duyuyoruz yani eksi 60larda artık çok tam dip seslerde yani. Ama önemli değil. Yani eğer doğallığı korumak istiyorsanız biraz yani klimayı bırakabilirsiniz. Ama olur ya kayıt esnasında müzik için bu tarz bir restorasyon yapmanız gerekiyordur. O, o zaman yani o öyle bir durumla karşılaşırsanız tamamen kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. Mesela şimdi ikinci bir tekniği uygulayacağız arkadaşlar ki tekrar şuraya gelip initial state dediği birinci bölümü alıyoruz. Yani hiç dokunulmamış dosyamız elimize geçtiği halde Gör, gör görüyorsunuz tekrar e, noise yani şey e, gürültü dip sesler yükseldi. Başa getirdik. E, Voice Denoiser'ın ikinci bölümü olan adaptif Mod, modu kullanacağız arkadaşlar şimdi. Adaptive Mod, modda da otomatik olarak şuradaki threshold ve reduction ayarlarınıza doğru orantılı olarak size bir çıktı sunuyor. Bakın dinleyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz dinamik olarak ayarları yani, değiştiriyor. Özellikle bu yeni versiyonunda RX 6 da bunu çok güzel yaptılar. Yani acele olduğu zaman, herhangi bir çıktı almanız gerektiği zaman adaptif modu kullanarak direk hepsini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki e, Reduction ve Threshold ayarlarına çok dikkat edin. Onlar en son seçtiğiniz e, gürültü, dip ses e, profilinden sonra en çok dikkat etmeniz gereken bölge arkadaşlar. Threshold bölgesi ve Reduction'ı ortalarda bir yerlerde bırakın veya programın şuradaki Default bölümünde ayarladığınız zaman bakın hepsini 0 ve 12'de bıraktı. Bu şekilde bak hiç hiçbir ayar yapmadan da direkt preview bölümünden güzel bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi denemeniz e, prosesi yaptıktan sonra daha başarılı bir sonuç çıkacaktır. Herhangi bir su altından gelen sesler veya istemediğim sesler olmaması gerekiyor. Tekrar bir dinleyelim. If I had a choice, I'd fight alone. Or you were like a sister, and the distance is separating us by miles. Şimdi konumuz e, voice denoise iken arkadaki şurada hafif bir ses kaldı ve bunlar bizi rahatsız ediyorsa eğer tamamen çıkartmak istiyorsanız arkadaşlar Spectral Repair'ı da kullanabilirsiniz. Spectral Repair'ın Attenuate Unwanted Event bölümüne işaretleyin. Şu bölümü arkadaşlar. Daha sonra ee, direkt buraya gelip proses yapıp azaltabilirsiniz şu şekilde. Miles. Fakat benim tercihim tabii ki böyle değil. Spectral denoiser'ı kullanıyorum arkadaşlar ben. Böyle durumlarda. Yani şu başlardaki tamamen çıkartmak istiyorsanız hepsini ya voice denoiser'da Trash oldu ve Reduction'ı yükselteceksiniz. Bakalım bir deneyelim. Trash oldu yükselttik. Reduction'ı da yükselttik. Biraz daha yükseltelim. Miles. Hala arkada bir görüyorsunuz klima sesi geliyor biraz daha fazla yormamak için burayı ben Spectral Noise modülünü kullanıyorum arkadaşlar buradan bir profil alıyorum bakın kaliteyi D'ye getiriyorum en kaliteli şekilde bir dinliyorum ikinci tabi bakın tamamen götürüyor yani artık tercih size size ait yani mesela burada output noise e, profilini e, Gürültü olarak seçtiğimiz e, frekansları da dinleme şansınız var mesela Spectral Denoise'de Baştan şöyle bir dinleyelim Sadece Gürültüleri dinleyeceğiz If I had a choice... Pardon görürsünüz Yani eğer pro, Procese basarsak eğer şu anda duyduğumuz o dip seslerini yok etmiş olacağız arkadaşlar. Hepsini bir boş bölüme basıp Command A'ya basıyoruz ve proses yapıyoruz arkadaşlar. Tabii daha ayrıntılı Spectral Denoise bölüm, e, e, modülü biraz daha ayrıntılı çalışıyor. Fakat acil durumlarda biraz daha doğal sonuçlar elde etmek istediğiniz zaman Voice Denoiser'ını da de tabii ki rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın zaten belli oldu. Hemen karardı orta, ortalık. Bakın dip seslerin çoğunu yok etti. Ama tabii dinleyeceksiniz. Burada da aşağıda bakın Voice Denoiser Ayarlarına bakalım nasıl Bakın arada fark var zaten bakın Görüyorsunuz değil mi? Kararıyor yani biraz daha agresif yaklaşıyor dosyamıza. Evet sevgili arkadaşlar bugün Voice Denoiser bölümünü inceledik Rx 6'dan. Her zaman bütün videolarımda hatırlatıyorum arkadaşlar. Ses kayıtlarında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz programları sadece acil durumlarda veya başka bir alternatifimizin olmadığı durumlarda kullanmamızda fayda var. Kurtarmak için yani bir şekilde bir, bir çeşit kurtarıcı olarak kullanmamız gerekiyor. Mutlaka düzgün kayıtlarımız olursa, e, sakin, e, dip sesi az olan e, ortamlarda sesimizi, e, seslerimizi veya enstrümanlarımızı kaydedersek daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkürler. Sorularınız olduğu zaman mutlaka aşağıya yorumlar bölümüne lütfen e, yazın. E, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman sağlıcakla kalın.